gelir. Efendim katkı maddeleri gelir. Ağzınızdaki amalgam dolgudan yayılan metal de gelir. Sektörel olarak çalıştığınız iş dalında yuttuğunuz metal de gelir. Niye bugün Enerji Bakanlığı kurşunsuz benzin kullanalım arkadaşlar diye çok büyük, değil mi, anlatmaya çalışıyor. Kurşun yayıldığı için atmosfere. Ben size bir şey söyleyeyim. Acaba karşılaştığı hastada bunun kurşunla ilişkisi olmuş mudur? Ağzındaki amalgamdan yuttuğu civa bunda neler yapmıştır diye soran bir hekim var mı acaba? Çok acı bir şey söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili olan dala toksikoloji diyoruz biz. Yani zehir bilimi. Hı hı. Türkiye'de 6 tane toksikoloji uzmanı var. 6 tane? Sadece 6 tane. Şu caddeden şimdi biz aşağı inelim. 16 hekim, 36 avukatla karşılaşır mıyız? Doğru. Türkiye'de 6 tane toksikoloji uzmanı var. 3 tanesi de alanında çalışmamış, çalışamamış. Başka alanlarda çalışıyor. Aile hekimliği yapıyor, şu bu filan. 3 tane arkadaş var. Ve çok değerli insanlar bu insanlar. Burada Keçiören'de, ben bütün Ankaralılara söyleyeyim, meslek hastanesi var. Meslek hastalıkları hastanesi var. Burada çalışan böyle çok kabiliyetli ve özverili hekim arkadaşlarımız var. Evet. Başhekimi de ben tanıyorum, yardımcılarını da tanıyorum falan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bana polikliniğinde rastladığı hastanın ağzında kaç amalgam var diye bakan bir hekim var mı acaba? Var mı acaba? Ben mikroskopla aramak istiyorum. Bir burada bir soru var. Bu soru biraz yani bana aşırı geldi. Gönderen kişiden de özür diliyorum. Yani şöyle bir tespitte bulunmuş: doktorlara ve tıbba neden güvenelim? Bugünkü hastalıkların temel sebeplerinden birisi tıbbın kendisi değil midir demiş. Bu bence çok yanlış bir soru hocam. Çünkü tıbbın... Orada küçük bir doğru taraf var, onu söyleyeyim. O bakın, nedir hocam? Bakın. Beslenmeyi bilen doktor çok azdır. Çok azdır. Çok enteresan bir şey söylüyorum. Ne yemeyeceğinizi anlatır size. Üreniz yüksektir. İşte proteinli gıdalar yeme, yumurta yeme filan. Yemeyeceğinizi söyler. Ne yiyeceğinizi. Siz hekime gitmediniz mi? Doktora gitmediniz mi? Hastaneye gitmediniz mi? Bir yakınınızı götürmediniz mi? Ya arkadaş, sen hangi tencerede yemek pişiriyorsun? Efendim hangi yağ kullanıyorsun diyen bir hekime rastladınız mı? Bir doktora rastladınız mı? Özür dilerim. Belki bundan sonra rastlayacağız. Bakın, rastlamadınız. Ya bizim hastalık kaynağımız yedikleri... Ha, Hipokrat'a dayandırıyoruz değil mi şimdi bugünün tıbbını? Hadi kardeşim ya, hadi oradan ya. Hipokrat'ın en önemli sözü neydi biliyor musunuz? İlaçlarınız gıdalarınız olsun, gıdalarınız ilaçlarınız olsun sözüydü. Bugün her hastanenin kapısında yazması gereken bir şeydir. Ve bugünün doktorların hiçbirisi, ya sen ne yiyorsun, nerede pişiriyorsun, ne giyiyorsun, böyle bir problemi yok yani. Sadece yemeyeceğiyle ilgili, aman şunu yeme, bunu yeme cinsinden var. Şimdi bakın, hani arkadaşımız haksız değil, onu söylemeye çalışıyorum. Haklı olduğu yönler var. Bunlar konuşulmadan siz o hastanın neyini tedavi edersiniz? Siz kan tahlilinde çıktığını zannettiğiniz belirtilere göre ilaç verirsiniz. Bu ilacın içinde kolesterol ilacı olur ya da olmaz, A, B ilacı olur ya da olmaz, C ilacı olur ya da olmaz. Belirtileri ortadan kaldırmakla ilgili bir alana girersiniz. O adam her gün yediğinden içtiğinden zehirleniyor mu? Hocam, çalıştığı ortamda zehirleniyor mu? Şimdi bir soru var. Bu soru önemli. Aslında biraz evvel anlattıklarınızın içinde de bu cevap gizliydi. Ama yine de bir kısaca bir özet geçelim. Bir reklam arasına gireceğim. Deniyor ki kolesterol bu kadar korkulacak bir şey değilse, kolesterolüm yükselince neden şiddetli baş ağrısı yaşıyorum demiş Lokman Çelik. Siz hani sebeplere temele inmek lazım diyorsunuz ya, kısaca buradan da şifaya vesile oluruz. Kolesterol ilacını ileri geri her reçetede yazanlar onu baş ağrısı yaptığı için yazmıyorlar. Kalp damar tıkanmasın diye yazıyorlar. Damarların tıkanmasın diye yazıyorlar. Onunla kolesterol yüksekliği arasında hiçbir bağıntı yok. O baş ağrısının nedenini başka alanlarda arasın. Başka efendim, baş ağrısının nedeni, şimdi sayarsak burada iki program yapmamız lazım. Sadece baş ağrısı nedenleriyle ilgili olarak yani. Öyle bir şimdi şey. Şimdi diyor ki statin ilaçlarını kullanıyoruz. 160 LD'li oranında diye soruyu sormuş. Ne yapacağız? Bu tip ilaçları doktorun biri kullan diyor, diğeri kullanma diyor.
kendi doktorumuz mu olalım diyor. Yani çelişkide şu anda vatandaş tam bir tenakuz buradan, içinde. Buradan yani. Eğitime girmemiz lazım işte. Hı-hı. Şimdi bu arkadaşa biz diyebilir miyiz kafana göre ilaç kullan? Doğru. Diyemeyiz. Hı-hı. Hekim olarak da diyemeyiz, eczacı olarak da diyemeyiz. Bu mesleğin mensubu olarak da diyemeyiz. Hı-hı. Yapılacak şey şu. Hekimler bu işleri öğrenecekler, doktorlar. Hı-hı. Dünyada tıp fakültelerinde doğal tıp dersleri okutulmayan bir ülkede yaşıyorsunuz. Maydanoz hakkındaki bilgisi manav kadar olmayan doktorları var bu ülkenin. Hı hı. Nasıl olacak şimdi bu? Bunları öğreneceğiz biz. Tıp sadece ilaç firmalarının çizdiği paragrafın içindeki bir ilmin adı değil. Evrensel bir doğrunun adıdır. Bu gereğinde maydanozdur, gereğinde soğandır, gereğinde kuru fasulyedir, gereğinde cüce palmiye ağacından yapılma prostat ilacıdır. Şimdi dünyayı takip etmek lazımdır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu ilaçlar olmadan önce ne oluyordu? İnsanlar kitleler halinde ölüyorlar mıydı? Yani öyle çok büyük salgın hastalıklar hariç Salgın hastalıklar ve savaşlar hariç. Evet. Bugün siz şehirde 130 yaşında bir insanı rastlıyor musunuz? Yok. Ben size köylerde kaç tane 130 yaşında adam var göstereyim, sayayım. Kolesterolü yüksek mi hocam? Çoğunun yüksektir. Bak ne yüksektir? Siz ünlü bir dünyanın en uzun yaşayan adamı var idi. Hatırlar mısınız adını hocam? Bu televizyonlara falan da çok sık şekilde haber yapıldı, evet. Yapıldı. O muhterem yani kızı cenazesinde 80 yaşındaydı. Kızı 80 yaşındaydı. Evet. Ve diyordu ki ah babacığım gençliğe doyamadan öldü diyordu. Tamam mı? Böyle de bir ayrı. Kaç yaşında ölmüş? 130 küsur yaşında. Tabii. Şimdi Allah bakın, rahmet eylesin. Bakın Allah rahmet eylesin. Zannediyorum Eyüp'teki kabristanında ben gördüm kendisinin kabrini. Fatiha okudum. Şimdi şu. Bu kişinin bir sözü var. Ben hayatımda keçi yoğurdu olmayan ve üstüne çörek otu serpmediğim bir sofraya oturmadım. Hatta bu insanı Amerikalılar aldılar, Amerika'ya götürdüler. Orada yani işte bu nesli tükenmiş bir varlıktır diye böyle bir seremoni, parasal bir gösteriler içinde bütün eyaletleri gezdirmişler falan. Şimdi şu. İnsanlığın evrensel doğruları var muhterem. Ben size, buyurun. Tam zamanı geldi değil mi? Geldi. Evet. Geldi. Nasrettin Hoca'nın arkadaşlar bir fıkrasıyla. Arkadaşlar şu ekmeklere bir... Ekmeklere bir bakar mısınız? Yakınlaşalım mümkünse. Mümkünse. Nasrettin Hoca'nın fıkrasını da... Lütfen anlatalım. Onu da değerlendirelim. Şimdi Hoca Nasrettin canı et yemeği istemiş. Hanımına akşama et yemeği yap diyerek et gönderiyor. O arada kadının misafirleri geliyor. Eti de görmüşler. Karınları da aç. Kadıncağız ne yapsın? Onu yemek yapmış, ikram etmiş. Hoca akşama tabii ki geldiğinde soruyor. Hanım şu et yemeğini getir diyor ya. Vallahi öğlen de yemedim hani akşam bir et yemeği yiyeceğim falan diyerekten. Ne de yapsın? Ortada da böyle çok zayıf bir kedi var. Diyor ki vallahi eti kedi yedi bey diyor ya. Ben diyor işte açarken kağıdı falan filan yemiş. Dediğinde hoca efendi şöyle bir bakıyor bizim hoca Nasrettin kediye. Diyor ki vallahi bu kediyse et nerede, etse kedi nerede? Bakın burada iki tane ekmek görüyorsunuz değil mi arkadaşım? Bir tanesi klasik bizim şu anda çarşıdan aldığımız ekmek. Öbürü de doğal genetiğiyle falan oynanmamış, benim bula bula arayıp da Safranbolu'nun Karit köyünde bulduğum. Kendi düşünün. Bulabildiğim undan yapılan doğal su değirmeninde öğütülmüş un. Şimdi ben sorayım. Şöyle elimi alayım. Eğer bu ekmekse Sami Bey bu ne? Yok bu ekmekse bu ne? Biz böyle hastalanıyoruz işte. Bunu asitli içeceklerden tutun. İçeceklerden tutun. Efendim tarım ilacıyla zehirlenmiş meyve sebzeye katkı maddeleri ve hormonlarla efendim şu veya bu şekilde götürülmüş ama ambalajı muhteşem. Binlerce ürüne hamledin, biz böyle hastalanıyoruz. İşte immün sistemi bunlar mahvediyor. Dolayısıyla o bozulan immün sistemi ondan sonra baş ağrısı da yapar, romatizma da yapar, sedef de yapar, lupus da yapar, kanser de yapar, her bir şey yapar. Hocam bir soru daha var, kısaca o soruyu da sorup ondan sonra yine bir reklam arası vereceğim.
Resul Bey göndermiş. 11 yıl önce bir kalp krizi geçirdim diyor. Bir yıl sonra bypass oldum. 3 damarım değişti. 10 yıldır da kolesterol ilacı kullanıyorum diyor. Birçok yan etkisini de yaşıyorum sanırım demiş, kesin olmamakla birlikte. Gerçek nedir? Ben bu ilacı boşuna mı kullandım? Kullanmamalı mıydım? Yoksa hala kullanmaya devam mı etmeliyim diyor. Şimdi şöyle. Hocam demin çok güzel bir söz etti. Hastalık yok, hasta vardır dedi. Bu her kişide aynı ilacın etkisini aynı şekilde görmezsiniz. Ve aynı şekilde tedavi de edemezsiniz. Dolayısıyla bu arkadaşa kullan ya da kullanmama deme hakkına sahip değilim ben. Bütün bulguları bilmek lazım. İlgili kardiyoloji hekimi görmeli. Ancak şu, burada topu taca atmayalım yalnız Sami Bey. Şimdi birçok arkadaş şöyle söylüyor. Diyor ki ya bunu kullanın ama mesela herhangi bir şeyle alakalı olarak. Bu bitkisel bir ürün olabilir veya başka bir şey olabilir. Hı hı. Doktorunuza sorun diyor yalnız diyor. Tamam. Değil mi, sizin kameraman arkadaş sordu bana. Elinde küçük bir lezyon var. Hı hı. Dedim ki buna kantaron yağı sür. Ya dedi, ben onu doktoruma sordum. Asla kullanma dedi. Tamam. Ben de ona bir daha bu arkadaşla karşılaşırsan şunu sor dedim. Hayatında kantoron kelimesini daha önce duymuş mu? Bırak yağını kullanmayı etmeyi. Bakın, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak hiçbir doktora yakışmaz. Hiç kimseye yakışmaz. Doktora daha da yakışmaz. Neden yakışmaz? Bizim bilgimiz her gün değişen bir bilgidir. Üstüne bir şeyler koyduğumuz bir bilgidir. Öyle olmasaydı bugün yumurtayı yasaklayanlar ya kusura bakmayın ya bol bol yiyebilirmişsiniz derler miydi? Tereyağını aman kardeşim tereyağı yiyin derler miydi? Ben aktüel olarak herkesin aklındaki bir konu olarak söylüyorum. Bir tıp tarihine ben dalarsam onu bizim 3-5 gün konuşmamız lazım. Şimdi her gün değişen. Dolayısıyla sizin, ben bugün arada size söyledim. Ben Türkiye'deki doktorların unvanı ne olursa olsun en çok şu özelliğinden şikayetçiyim. Merak duyguları olmayan insanlar. Birçoğu. Bakın, merak duyguları yok. Merak duygusudur ki bizi yapar. Bir tuğlayı tuğla üstüne koydurur ve insanların sağlığıyla ilgili siz merak etmiyorsanız ya neyi merak edeceğiz bize? Yani burayı saten mi yapalım, maten mi yapalım? Yani bu çiçeği aile mi değiştirir? Bunlarla mı uğraşacağız biz muhterem Sami Bey kardeşim? Yani? Evet. Evet. Biraz sonra Sayın Hocama da geleceğim. Sizinle de özellikle bu ekmek örneklerini birbiriyle kıyaslayarak ortaya koydunuz. Biraz da şu mutfak, yeme içme kültürü geçmişten bugüne, onlara da gelelim ve daha sonra da alternatif tedavi yöntemleri noktasına da yavaş yavaş gelmek istiyorum. Çünkü sizin o anlamda uğraştığınız alanlar var. Ben alternatif derken bunu yanlış kullanmadım değil mi hocam? Şimdi alternatif tabiri yani, doğru değil. Doğru değil değil mi? Yani o, çünkü ben biliyorum ki sizinle yaptığımız sohbetlerde buna önceden tedavi olarak kullanılan. Şimdi bakın, 1900'e kadar bütün dünyada uygulanan, evrensel olarak uygulanan. Siz bugün gidin Ant Dağları'nın tepesinde kendine sülük yaptıranlar vardır. Moğolistan tepelerinde de vardır. Sibirya efendim karında da vardır. İnsanlığın evrensel doğruları var ya, o doğrulardan hiçbir konuda şaşmamak lazım. Yani onu parametrenin içine, tabii medeniyetin doğurduğu hastalıklar vardır. Hı hı. Onlar tabii ki ayrı bir konudur. Radyasyon dün var mıydı? Yoktu. Yani vardı, insan sağlığını tehdit etmiyordu. Ama siz atom bombaları bilmem şudur budur bunlarla uğraştıktan sonra bir radyasyon problemi çıkarttınız. Tabii ki o gün olmayacak onlar. Ama her şey geçmişte yanlısı diye bir şey yok. Onun için çok güzel bir cümle söyleyeyim size. Yeni olan her şeye iyi deme. İyi olan şeye yeni de. Evet. Bununla bu bölümü noktalayalım, evet. Müsaade ediyorsanız. Efendim devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Şimdi biraz evvelki kullandığım tabiri Sayın Hocam pek uygun bulmadı. Ben de sonradan yanlış bir tabir olduğuna inandım. Çünkü alternatif değil bu. Yani geçen, önceki dönemlerde uygulanmış bildiğimiz tıbbi yöntemler. Bugün tıbbi alternatif tıp demeniz daha doğrudur. Çünkü o bütün insanlık boyunca kullanılan tıbba karşı, yok arkadaş böyle bir tıp kullanılması lazım diyerek alternatif olarak doğmuş. Bu çok önemli. Yani siz bugün tıbbi alternatif, asıl alternatif tıp bugünkü yani, tıptır diyorsunuz yani. İşte özgür aklı bırakır. Aklımızı bir şirkete, bir partiye, bir dine yahut bir ırka hapsettirirsek valla biz bütün kavramları alt üst ederiz. Şifahane kavramını hastaneye dönüştürdüğümüz gibi ismini. Hastane diye bir şey yok. Şifahanedir. Osmanlı darüşşifalarıdır.
beslenmede bir şey söyleyeyim, siz reklamınıza girin. Kur'an ve hadis kaynaklı tıp ve Osmanlı mutfağına geri dönmedikçe hiç kimse sağlıklı olmayacak ve sağlıklı kalamayacak. Evet, bu çok önemli bir tespit. Efendim devam edeceğiz programa. Pazar Politika'da bugün farklı bir konuyu işliyoruz. Gerçekten hepimiz için önemli, temel bir konu. Sağlık meselesini ve sağlık olayındaki perde arkasındaki unsurları tartışmaya çalışıyoruz. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam aramız daha olacak. Yapıyorsa yapsın abi. Evet. Ticaret olarak yapıyorsa. Yayındayız şu anda hocam. Hocama bu esnada gelen sorulardan birini sordum. Hocam ona cevap veriyordu. Şimdi tekrar aynı soruyu yönelteyim. Yayında siz de duymuş olun. Diyor ki çok kırgın, halsiz hissediyorum. Bari tespit edilmiş bir hastalığım yok diyor. Bu piyasada satılan vitamin ilaçlarıyla ilgili ne düşünüyor hocam diyor. Şimdi yerli yerinde kullanıldığı zaman her enstrüman insana faydalı olabilir. Hı hı. Ama ticarete alet edilmişse bu, reklamlara alet edilmişse bu, o zaman bunu kim yapıyorsa yapsın, niçin yapıyorsa yapsın, ne şekilde yapıyorsa yapsın. Burada bir cennet cehennem fıkrası anlatayım da biraz insanları çıkıyorsun yani. Buyurun. Çok herkesin moralini bozmuş olmayalım Sami Bey. Adam ölüyor. Birisi. Öbür tarafta diyorlar ki ya seni cennete mi istiyorsun, cehenneme mi? Fıkra tabii yani. Hı hı. Vallahi bir görebilir miyim önceden diyorlar. Tabii diyorlar, görebilirsin. Açıyorlar cehennemin kapısını. Vallahi cümbüştü, zeybek havasıydı, oyunduk. Herkes zevk-i sefa içinde. Bir de cenneti göreyim diyor. Açıyorlar, burası da cennet. İşte birisi orada ağacın altında yatmış. Yeşillik, bir su akıyor gibi böyle sessiz filan. Karar verdim, cehenneme gireceğim diyor. İyi diyorlar, sen evrakları burada yaptıralım filan. Neyse diyelim. Ondan sonra tutuyorlar kapıyı, açıyorlar ve atıyorlar içeriye. Bu defa eyvah, feryadı figan. Zam, zulüm, işkence. Böyle bir tablo var. Ya diyor, biraz önce benim gördüğüm yer burası değildi ki diyor. Sen o zaman reklamları seyretmiştin diyorlar. Şimdi reklamlarla hiçbir şey olmaz. Sağlık hiç olmaz. Kim yapıyorsa yapsın. Evet. Bir soru var. Diyor ki öncelikle sağlık sektörü içerisinde görev yaptığını belirtiyor. Yani bu tarz önemli bir konunun bu kadar alenen tartışılmasına karşı olduğunu belirtmiş. Bir ilaç piyasaya sürülürken özellikle statinler piyasaya çıkmadan önce binlerce insan üzerinde yapılan klinik çalışmalar sonrasında piyasaya sürülmüştür diyor. Aslında buna cevap verdiniz. Önceki şeylerinizde de var. Dünyadaki tüm otoritelerin kabul ettiği gerçekleri ben kabul etmiyorum diye bir yaklaşım ne kadar doğru olur? Hangi otorite kabul etmişti, hangisi etmemiş? Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Profesör Cankat Tulnay. Ne diyor biliyor musunuz? Bu ilaçların sağlam insanı öldürdüğünü söylüyor. Hangi otoriteler kabul etmiş ya? Sizin dünyadan bir haberiniz var mı da bunu söylüyorsunuz? Yani sayısız araştırmada bunlar anlatılmış. Biz burada Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Hı hı. Bilim de bu arkadaşın tek elinde falan değil. Hı hı. Bu kadar çok araştırma, binlerce çalışma söyledim ben size. Nerede herkes bu araştırmaları yapmış da bunların böyle masum olduğunu söylemiş. Bakın, bu kullanılmasın demiyorum. Yerli yerinde olmak şartıyla gene kullan. Ama bak, bu bir reklam işte. İşte bu bir reklam. Bütün dünyada bütün binlerce bilim adamının kabul ettiği bir şeyi filan filan. Ya binlerce bilim adamı kabul eder de biz nasıl reddederiz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ha, hangisi hangi bilim adamı kabul etmiş? Ha, Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı. Evet. Bakın, ilaç bilimi demek farmakoloji. En çok bu konuda bu insanların konuşması. Hocam gerekmiş. Şimdi şöyle bir soru da var. Bu da önemli. Sayın hocama da geleceğim şimdi. Yani bir kafa karışıklığının işareti, halkın tam aydınlatılması, kamuoyunun tam aydınlatılması anlamında. Bu da ciddi bir risk. Bunda hakkını teslim etmek lazım. Diyor ki kolesterolde olduğu gibi tip 2 diyabetli hastalarda da bu ilaç kullanma yoğunluğu var diyor. Ben de tip 2 diyabetli olarak... Statin kullanımı. Ne olduğunu, yani tip 2 diyabetli hastalar. Tamam. Ben de tip 2 diyabetli olarak bana reçete edilen bu ilaçlardan kafam çok karıştı diyor. Şimdi son tartışmalardan sonra
farklı farklı teşhisler konulmuş, farklı farklı rahatsızlıkları olan vatandaşların da ya acaba ben de bu ilaçların yan etkileriyle zehirleniyor muyum gibi bir kafalarda bir düşünce oluşmaz dün mı? Dün yaşadığımız bir olayı burada ben anlatayım. Hocamla beraber yaşadık. Diyabeti olan bir hasta var. Tip 2 diyabet. Antidiyabetik ilaçlar verilmiş. Kan şekerini ayarlamayla alakalı olarak. Artı yanında bir kolesterol ilacı verilmiş. İlacın adını söylemeyeceğim. Ve hemen ben arkadaşa, o gelen arkadaşa açtım. İnternetteki bilgiyi gösterdim. Yani yayın olarak gösterdim bilgiyi. O ilacın %10 oranında diyabet oluşturduğu ile ilgili mevcut yayınları gösterdim. Bakın sizin diyabetiniz var. Size o ilacı vermişler. Yani bir statin grubu ilaç vermişler. Ve o ilaç %10 oranında diyabet yapıyor yan etki olarak. Bu Lancet dergisinde en prestijli dergilerindendir bizim meslekte. Orada yayınlanmış hem de 94 bin araştırmacı iştirak etmiş. Bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir çalışma. Demişler ki bu ilaç diyabete yol açıyor. Diyabeti olan bir hastaya da bunu vermişler. Şimdi dün yaşadığımız, Recep hocam beraber bu olayı yaşamadık mı? Bu olayı yaşadık. O, hocam onun çok için, özür diliyorum. Bu arkadaşa şimdi ben bir şey diyemeyeceğim. Bakın böyle sadece bir şeyi söyleyerek bir tanıya varmak, kendi hekimine irtibat kursun, özgür aklıyla hekimiyle tartışsın, düşünsün. Yani şimdi hekimleriyle tartışan insanlar da yok bu ülkede yani. Tartıştırmıyorlar ki zaten. İşte ben de onu söyleyeceğim. Hasta diyor ki ben bir şey sordum. Sen mi biliyorsun bu işi, ben biliyorum diye beni azarladı diyor. Böyle de dünya kadar adam gördük biz. İşte ahlak kısmı burayla alakalı bir şey. Siz onu ikna etmelisiniz, anlatmalısınız, inandırmalısınız. İnanmıyorsa zaten tedavisini de üstlenmemelisiniz. Anlıyorum. Hocam peki bu kadar tartışmanın içerisinde atılması gereken adımlar ne sahanın içinde bir isim olarak? Ne yapmak lazım? Yani hocam başlıklar halinde üzerinden geçti. Tecrübelerinize dayanarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi Suat hocam hakikaten 40 yılı aşkın hasta tecrübesine sahip, güncel olayları dikkatle değerlendiriyor. Ben olaya farklı bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Şimdi sağlık sektörünün, sağlık çalışanlarının en önemli görevi insan sağlığını öncelikle muhafaza etmek. Daha sonra da bunu temin etmek için de doğru yaşam şekli, doğru beslenme şekli gibi bir takım konularda bilgi sahibi olması ve gerekirse sağlıklı kalabilmek için doğal tıp metodlarını uygulaması gerekiyor. Şimdi konunun bir diğer yanı da kronik hastalıkların temel nedenlerini incelediğimizde uygun genetik zeminde çevresel faktörlerin ve stresin çok önemli yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir hasta bir kliniğe geldiği zaman eğer bu hastayı hocamın dediği gibi sadece o 1-2 dakikalık karede değerlendirirseniz birçok yanlış yapmak mümkündür. Doğru hasta öyküsü alınmalı, ayrıntılı muayene edilmeli. Hastaya bunları yaparken de sakin bir ortamda onu kendini daha rahat ifade edebilecek bir ortam oluşturulmalıdır. Neticede elde edilen verilerle sadece semptoma yönelik değil, hasta bütüncül olarak incelenip geçmişi de dikkate alarak yaşam şekli, işi, yaşı, cinsiyeti gibi birçok faktör dikkate alınarak hastalığın kökünü, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaya hocam, yönelik bakış açısı olmalıdır. Peki hocam, bu söylediklerimiz, saydıklarımız tıp eğitimi içerisinde şu anda bizim fakültelerimizde var mı yok mu? Bu söyleniyor mu öğrencilere? Yani bu sizin söyledikleriniz ana unsurlar tıp öğrencilerine söyleniyor mu? Geleceğin namzet, doktor, hekim neyse. Söyleniyor mu? Şimdi her insan birçok mesleğini yaparken birçok faktörden etkilenebilir. Bizim geleneklerimizden, kültürümüzden gelen bir bazı alışkanlıklarımız var. İnancımızdan gelen bazı alışkanlıklarımız var. Bunu bunların yanında da hocalarımızın bizlere öğrettiği tıp fakültesi sırasında aldığımız eğitimler var.
Şimdi tabii insan sadece bedenden ibaret değil, ruhtan da ibaret bir varlıktır. Dolayısıyla bizler her türlü aldığımız eğitim ve ahlaki kuralları dikkate alarak hastamızı değerlendirmek zorundayız. Hı hı. Tıp fakültelerinde ya da üniversitelerde her şey öğretilmek zorunda değildir. Bizler merak duygusunu yitirmeden bin yıllarca insanların yapmış olduğu şeyleri, doğruluğu kanıtlanmış birçok bilgiyi de öğrenmek, insanları sağlıklı tutmak için doğal tıp metodlarını da uygulamamız gerekiyor. Sanıyorum bu konuda bir zafiyet var. Yani tıp fakültelerinde doğal tıp metodlarıyla ilgili ya da doğal beslenme şartlarıyla ilgili yeterli bilgi verilmemektedir. Hı hı. Ben bu konuda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi tabii burada sorular artık yağmaya başladı. Çünkü sağlık konusu oldukça önemli. Programa işte övgüler var vesaire ama uzman kişilerden gelen doktor mesela Erdem Türk Yılmaz uzun bir soru göndermiş, kardiyoloji uzmanı. Aslında bu sorunun cevabını biraz evvel göstermiş olduğunuz makaleyle verdiniz. Tekrar bu konuya ben girmek istemiyorum. Bir de bence en can alıcı soru şu hocam. Diyor ki sizlerin bahsettiği bu konular bu zamana kadar bahsedilmeyen, kimsenin kıyısından köşesinden dokunmadığı konular. Siz neden elinizi taşın altına sokuyorsunuz diyor. Şimdi bakın, ben 60 yaşındayım. Hı hı. Bir buçuk ayağım kabirde arkadaşım. Bu ülkenin alın teriyle, insanların alın teriyle ve nasırlı elleriyle büyümüşüz biz. Hı hı. Yani kimse kral çıplak demiyorsa, körlerin ülkesinde en büyük suç görmekse, ben bu suçu istiyorum arkadaşım. Birilerinin bunları söylemesi lazım. Söylerse bu ülke aydınlığa kavuşacak. Halkın önünde tartışmayalım. Ya biz bu ülkede benim çocukluğumdan beri halkın oyuyla iktidar yapıp da bir türlü iktidar olamayan dünya kadar siyaset ve partiyi görmedik mi? İktidar biziz diyen bir takım mihraklarla halk vallahi onlar kuyruktur diyenler, değil mi? Hı hı. Şimdi bakın, halkın önünde falan tartışalım. Taşın altına elini sokmak falan değil mesele. Ama bu milletin Lokman hekimleri var. Efendim bu milletin İbn Sina'ları var. Bu milletin efendim merkez efendileri var. Şimdi bunları biz görmezlikten gelerek ve bu halka olan görevimizi yapmadığımız takdirde aynaya nasıl baktığını sorayım ben bu insanların. Ve bu anlamda niçin ya Allah'tan daha çok korkmak lazım değil mi muhterem yani? Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi hocama bir ilave yapacağım bütün bunlardan buyurun, sonra. Buyurun. Bakın, dün Sabri adında bir hasta gördüm ben. Adı Sabriye. Sabriye. Bayan. Bayan. Sabriye gördüm. Nereden geldi? Bu nereye geleceksiniz hocam buradan? Buradan bir yere geleceğim. Bakın, burada herkes düşünsün. Varsa Sabri adı sabretmekten geliyor mu arkadaşım? Evet. Bu ismi taşıyanlar evrenden hep bela çekerler. Ki ismi açığa çıksın. Bunun bilimsel altyapısı nedir hocam? Hayır, isimler ilmi diye bir isim var ya kardeşim. Ha, onu da bilimsel anlatalım da. Ya o da tıbbın içindedir. Adı da önemlidir. Ben size bir şey söyleyeyim. Adı Cem olup da boşanmayan adam çok azdır. Söyleyeyim ben size. Harflerin de bir ilmi var. İlim sadece bir takım kartellerin size anlattığı bilgiden ibaret falan değildir. İlim evrensel bir doğrunun adıdır. Bütün kültürlerde özdeş, bütün kültürlerde yaşayan ana kan damarının adına evrensel bilgi derler. Ve bu bilgiye biz muhtacız. Kadının adını değiştirdim. Bu ismi ve dedim ki sizin adınız Sabriye. Güzel. Sen hayatında hiç rahat ettin mi dedim. 55 yaşında bir kadındı. Ben hayatımda bir gün rahat etmedim dedi. İsimler ilmi. Burada latif olsun diye bir şey söyleyeyim. Yani latife de değil de. Şu Gölcük depreminde en çok evleri yıkıldığından dolayı, hani günah keçisi de kabul edilmiş olsa, yargılanan bir müteahhit vardı. Neydi adı? Veli Göçer. Ya adamın soyadı Göçer arkadaşım. Siz buna bina yaptırırsanız, bakın isimler ilmi böyle bir şey. Burada hemen ben bunun tarihi köklerini söyleyeyim.
Öyle uydurma falan bir şey söylemiyorum ama bilim her şeyini mikroskobun altına sokan bir bilginin adı değildir. Lezzeti mikroskobun altına sokan var mı? Bu yemek lezzetli. Hadi mikroskopta tespit et bakayım sen o yemeğin lezzetli mi lezzetsiz mi olduğunu. Her şey mikroskobun altına giriyor, metreyle kilogramla ölçülüyor mu ya? Şimdi bakınız, Osmanlı'da bu devşirme olayı var biliyorsunuz. Son derece de ahlaklı bir şekilde yapılmış bir iştir o. Yani adamın evine kapısını kırıp girdin, oğlunu asker aldı, öyle bir şey değildir. Tam tersi, zaten halk vermek istiyor. Osmanlı terbiyesi var o zaman. Osmanlı ahlakı var. Osmanlı büyük bir devlet. Yani bugün nasıl blücin giyiyoruz biz bir medeniyetin etkisiyle ya fast food yiyoruz. O zaman da böyle bir tablo var tabii ki. Şimdi bu devşiren heyette 100 ilmini bilen 3 tane insan oluyor. Hangi ilim hocam? 100 ilmi. 100 ilmi. Sima. Hı. Size hiçbir şey sormuyor arkadaşım. Sadece gözünüzle kaşınız arasındaki ilişkiye, dudak kalınlığıyla dudak burun arasındaki mesafeye, burnunuzun küçüklüğüne büyüklüğüne, kulaklarınızın öne doğru mu arkaya doğru mu yapışık olduğunu, ben bunu inceliyor ve onlar bir not veriyor. Sima ilmini bilen 3 tane ilim sahibi. Bakın, ne bir test var, ne bir soru var, hiçbir şey yok. Şimdi bugün birçok şirket, duyuyorum da ben söylüyorum, hangi burçtansın diyerek işçi almıyorlar mı? Biz bunu görüyoruz. Ben kaç tane Manisa'da sanayi odasında, sanayi bölgesindeki fabrikanın böyle aldığını gördüm. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, insanlığın evrensel doğrularının önüne bir şey geçirmeyin. İnsanlığın evrensel doğrularına laboratuvarla katkı yapın. Efendim, araştırmayla katkı yapın. Ama onun önüne bir şey geçirirseniz, hele hele kötüleyerek geçirirseniz, o zaman siz ay tutuldu deyip ayın tutulan karanlık yüzünden başka bir şey bahsetmiyorsunuz. Bir de tutulmayan tarafı var abi. Peki şey hocam incelediniz mi şey bu yüz sima ilmiyle ilgili, evet, belgeler, kayıtlar var. Sayısız. Mesela bu çok ilginç gelen. Batı'da anrophotos diye bir bilim var. Yüz resmi, hı hı, anlamına geliyor aşağı yukarı. Bunun ilmi ve bilimi var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, bir profesör arkadaş kulağında bir çizgi olan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin çok arttığı ile ilgili bir çalışma yaptı. Zannediyorum Muğla'dan bir profesör. Bir tıp profesörü, kardiyolog bir arkadaş. Yani kulağında, kulak memesinde çizgi olan insanların kardiyovasküler sistem hastalığına yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Şimdi bakın, bel fıtığı çok değil mi? İnce uzun boyludur genelde bel fıtığı olan insanlar. Yani burada biz bilim konuşuyoruz. Ama sizin bilim diye bizi körleştirdiğiniz bir alana biz aklımızı satmadık. Anladım. Satma şansımız da yok. Niye öyle olur? Bakın, mekanizmasını anlatayım, oradan gidin. Vücudumuzun üst kısmını alt kısmına bağlayan kemik yapı sadece omurga değil midir? Hı hı. Omurgadır. Dolayısıyla bu uzun olduğu zaman nasıl uzun bir sopayı kırarsınız, kırarsınız, kısaldıkça kırma imkanınız azalır. Bir yerde hiç kıramazsınız. Dolayısıyla buraya çok ağır yük binmektedir. Uzun bel kemiği olanlarda. Yani boyu uzun, ince uzun olanlarda. Dolayısıyla bu insanlarda bel fıtığı daha çok gözükmektedir. Hocam bir soru var. Burada bir şey söyleyeyim, devam edin. Onun için bizim atalarımız hepsi kuşak kullandı arkadaşım. Göbeklerini açıp sokakta gezmedi kimse. Onun için kuşak kullandı. Onlar biliyordu ki en zayıf yerimiz belimizdir. Onun için onu kuşakla saralım da belimizin gücünü arttıralım idi. Ben evrensel doğru derken, kendi medeniyetimiz derken işte bu doğrulardan yola çıkarak bunları söyledim. Evet. Vatandaş diyor ki alerji olarak kaşıntım varken ilaçlar kullandım diyor. Antihistaminik ilaçlar. Daha sonra biberiye otunu kullanıp rahatladım. İlaçlardan bir fayda görememiş ama bunu doktoruma bir türlü inandıramadım diyor. Şimdi bakın, yaşadığım bir olayı anlatayım mı? Şeker hastasına bağlı görmesini kaybetmiş bir kadın var ortada. Hı hı. Demişler ki artık sen göremezsin. Söyleyen de göz hekimi arkadaş. Bir göz hekimi arkadaş yani. Hı hı. Sonra bir şekilde bize gelmiş, biz ona sülük tedavisi yapmışız filan işte doğal tedavilere sıra kalırsa onları da bahsederiz. Kadın görmeye başladı
ve %20 civarında görme oranı oluştu. Bu arkadaş da tekrar gidiyor. Bakınız, gidiyor. Arkadaşımız bakıyor. İyi diyor ya, sen görmeye başlamışsın diyor filan. Kadın diyor ki vallahi biz işte görmüyorduk, siz de demiştiniz. Sülük tedavisi olduk, gözlerim açıldı. Dediğinde o arkadaşın verdiği cevabı söyleyeyim bakın. Biz böyle şeylere inanmıyoruz. Bu cümlenin, kelimenin bittiği bir yerdir. Sen inansan ne olur, inanmasan ne olur? Ortada ya siz bunun bardak olduğuna inanmıyorsunuz. Buna sürahi mi diyorsunuz? Mübarek olsun Sami Bey kardeşim. Sürahi olarak bunu görmeye siz devam edebilirsiniz. O zaman ne olur? Halktan böyle koparsınız. Halkın da size saygısı kalmaz arkadaşım. Hocam sülük konusunu açtınız. Sülükle tedavi konusunu artık son 5 dakikaya giriyoruz. O son 5 dakika bölümü de şimdi bu örneği verdiniz. İnsanlarda çok büyük bir izleyicilerimizde merak oluştu. O konuyu biraz daha detaylandırabilirsek iyi olur. Çünkü bize program öncesi anlatmış olduğunuz bir anekdot var. O sülüğün ağzının bıraktığı insan vücudundaki izle ilgili. Onu da örneklendirerek, o çok önemli. Programı bu örnekle kapatalım. Alman Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Sağlık Bakanlığı bizim sülük dediğimiz canlıyı hazır ilaç olarak kabul etmiştir. İçinde yüzün üzerinde etken madde vardır. Böyle bir ilaçtır. Hı hı. Siz bunu ilgili bitkilerle, ozon terapisi, efendim sair desteklerle ve isminden başlayarak ve kurduğunuz son derece bu annemdir babamdır ilişkisiyle bir başlı başına değil diyorsun. Baba yani bir ilişkiyle yani kurarsanız çok hastalığı tedavi, kronik hastalıkları söylüyorum. Akut hastalıklar bizim alanımız değildir, onu söylüyorum. Ve birçok mesela hasta bize gelir, bu bizim konumuz değiller. İlgili branşa göndeririz. Şimdi orada ısırır. 240 tane dişi var biliyor musunuz o canlıların? 240. 240 tane dişi var. Ve onu ısırıyor, yapışıyor oraya. Yapıştığı yerdeki bıraktığı izi, hadi ben söylemeyeyim şimdi Rütük falan sonra başıma dert açmasın Sami Bey. Bıraktığı neyin iziydi? Şöyle diyelim, direkt marka vermeyelim, şekli tarif edip zaten anlaşılan anlaşacaktır. İşte o bıraktığı üçgen, şu şöyle bir otomotiv şöyle. Firması, dünya cümle bir otomotiv firmasının amblemi, cezaya girmemeli de, değil mi? Evet. M ile başlayan bir araba firmasının çok dünyanın en ünlü markasıdır. Onun ambleminin izini bırakır. Şöyle. Tabii sülük o amblemi, kendi ısırdığı amblemi oradan almadı. O firma oradan aldı. Oradan aldı. Tabii ki. Dolayısıyla böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla kendisine sülük yaptıran herkes böyle bir arabası olur diyeyim. Diyorum şu. Tamam. Şimdi latifesi. Şunu söyleyeceğim. Adıyla başlayarak. Hamdi mesela adı. Oh ne rahattır yani Hamdi adı. Hamdiler. Şöyle eller ayakları kocaman, karınları şiş birazcık, tamam mı? Efendim bütün işleri rast giden adamlardır. Çok da hiçbir şey umursamayan adamlardır. Hamd şükür etmek olduğu için anlamı o şükrü gerektiren olayları çeker. Bu bir hadis-i şerif. Bakın bugün tıbbi nebeveye hiç giremedik. Mesela Efendimiz bir kadını duydular. Ya Rabbi bana sabır ver diyen bir kadını duydular. Dediler ki sen Allah'tan bela istiyorsun. Sen afiyet iste. Sabır istemenin bela çekmek olduğunu, ha belada olan bir insan ayrı bir konu. O tabii sabrı isteyecektir. Hı hı. Ama normal bir insan için söylüyorum yani. Tabii bunların hepsinin böyle kendine az karizmatik doğruları vardır. Dolayısıyla bütün bunları içine alan bir bilginin adına tıp ilmi denebilir. Yoksa belirtileri ortadan kaldırmanın ilmi ne tıp denemez ve böyle bir şey bu ülkenin hem hasta sayısını arttırır hem de ekonomik büyük kan kaybına yol açar. Bakın Sağlık Bakanlığı bugün çok değerli arkadaşlardan oluşuyor, hemen söyleyeyim. Yani ben bunu bir partiye, hiçbir partiye falan da mensup değilim. Çırpınıyor insanlar idari olarak düzeltelim diyerekten. Bizim bakanlığın bu çağnaş çırpınışına yardımcı olmamız lazımdır. Bu kim yardımcı olacak? Üniversitelere yardımcı olacak. Ya bugün birçok bilim adamı şunu demektedir. Yani üniversite, tıp profesörü söylüyorum. Üniversiteler asla bilim üretmemektedir. Batı'da yapılan çalışmaları takliden yapan program içinde bulunmaktadır. YÖK de bu konuda çok aktif davranarak
gayret sarf ediyor ama yani ben arkadaş çalışmıyorum, ben muayenehane, performans, bu işlerle uğraşırım diyen adamlara ne yapacaksınız? Böyle yeni nesiller yetiştirmesi gerekiyor. Bu ülkenin bakanlığına da faydalı olacak, bu ülkenin halkına da faydalı olacak, bu ülkenin hastalarına da faydalı olacak. Şimdi akıl ve mantık işi midir? Bir ülkede ilaç sayısı artar, hekim sayısı artar da beraberinde hasta sayısı artıyorsa bu şu demektir. Ben burada ışıkları yaktıkça, arttırdıkça karanlık artıyor demektir ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu olur. Akıl hastanesi de olur. Dolayısıyla bizim bunu halk önünde tartışmayalım. Şimdi ben size beni satranç turnuvasına mesajla davet eden tabip odasından söz edeyim. Biz onlarla mı tartışacağız bu işleri? Bir ayağı siyasette, bir ayağı irtica yürüyüşü, başörtüsü yürüyüşü, bunlarla uğraşan sizin işiniz midir bunlar yani? Ben her meslek dalıyla ilgili söylüyorum yani. İşinize bakın kardeşim. Birinci dereceli deprem bölgesinde hırsız müteahhitleriyle, yani hırsızlık yapanlarını söylüyorum, sakın kimse alınmasın, betonundan çalmış, demirinden çalmış. Kardeşim bunların ilgili meslek dalı nerededir yani? Bunlar sadece aidat almaya mı yararlar yani? Ben bunu sadece kendi meslek odamla ilgili söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Bunlar da işini yapmalı yani. Bu ülkede ahimde biz korkunç cezalar yiyor muyuz? Paralar ödüyor mu bu devlet? Evet. Kardeşim bu ülkede barolar birliği falan yok mudur? Yok muydu? Bu insanlar yani kendi özlük haklarını şuradan elde edelim, buradan elde edelimle uğraşacaklarına, bu ülkenin adaletinin teşekkülatını sağlatmak için gayret sarf etmeliler. Bununla ilgili bakanlıklara, efendim bununla ilgili siyasi erkin eline malzeme koymalılar. Onlara teklifte bulunmalılar. Ama bu samimiyeti görmezseniz siz, olayın arkasında siyasi bir atraksiyon görüyorsanız, o zaman siyasi erk olarak bunlara nasıl değer vereceksiniz? Hocam süremiz bitti. Sizden çok kısa son bir değerlendirme alıp ben müsaade ederseniz programı kapatacağım. Aslında bu konu öyle 1,5 saatlik, 2 saatlik bir programın konusu. Siz baştan Engin bir Deniz dediniz zaten. Zaten söyledik. Yani onun için başlı başına insanların mağdur olduğu, bazı insanların şifa bulduğu da olabilir. Biz de bulduk ama bir kere 2 saatlik bir programa sığacak bir konu değil. Bu konuyu daha çok tartışmamız gerekecek. O onu gösteriyor. Anlatmamız gerekecek. Tartışmamız gerekecek. Kardeşçe. Biz kimsenin hasmı değiliz. Yani bizim dışımızdaki tıp perspektifine sahip arkadaşlarla da bir problemimiz yok bizim. Evet. Bir elmanın iki yarısıyız biz. Onlar bir tarafında, biz önemli olan insan sağlığıdır bakın. Ama siz buna rant, ticaret dediğiniz anda ben size son sözüm olacak herhalde. Şu fıkrayı anlatırım, şapkamı da alır giderim ondan sonra. Nedir daha? Dünyanın en kısa fıkra yarışmasında birincilik kazanmıştır şu söyleyeceğim fıkra. Adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş. Eyvah. Öyle olmam ben. Onlarla evet. Da beraber olmam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim Pazar Politika'nın sonuna geldik. Programımızın ismi Pazar Politika ama bugün farklı bir konuya girdik. En azından sağlık politikası da var değil mi hocam? Biraz onların üzerinden giderek aslında programın da ismine de ters bir konu değildi yani. Hayır. Bugünkü konu. Ama durum onu gösteriyor ki biz Suat hocamla, değerli hocalarımla önümüzdeki günlerde daha çok birlikte olacağız. Bizi sabırla izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz efendim.